Elfi Gayrimenkul emlak sayfasını sunar. Emlak sayfasından herkese merhaba. Emlak sayfası bu hafta yine inşaat sektörünün önemli konularını ekranlara getirmeye devam edecek. Bugün önemli bir konuğumuz var. İnşaat sektörüyle ilgili önemli analizler, önemli çalışmaları var kendisinin ve bağlı bulunduğu kurumların. Bugünkü konuğumuz GÜREDER Başkan Yardımcısı, aynı zamanda EPOS Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi yönetici ortağı Sayın Neşecan Çekici olacak. Hemen kendisiyle aslında konumuz çok fazla, analizlerimiz çok fazla. Onları yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Ama isterseniz alıştırma sorusu olsun. Peki. İlk öncelikle oradan başlayalım. İnşaat sektöründeki son durumu çok böyle birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? İnşaat sektörü şu an hangi aşamada? Türk inşaat ve gayrimenkul sektörü daha da geniş tanımıyla tabii değişik bir dönem yaşıyor. 2015'ten 20'yi ara dönemi alırsak genel anlamda birçok iniş çıkışı, değişiklikleri, dönüşümleri yaşayan bir sektör oldu. Bu yılda pandemi döneminin damga vurmasıyla sektöre ilginç yeni sayfalar açıyoruz. Zaten sektör 2017'den beri bir değişiklik, bir dönüşüm içerisindeydi. Yeni bir takım inovatif çalışmalara, teknolojinin de hayata, devreye ciddi anlamda girmesiyle farklı adaptasyonlara ihtiyacı vardı. Bunları çalışıyordu sektör. Bu pandemi bu çalışmaları hızlandırdı. Gerek üretim, gerek satış, gerek hizmet, gerek araştırma, gerek Ar-Ge anlamında birçok şeylerin yapıldığı son 3-4 seneye pandemi süreci hız kazandırdı diyebiliriz. Şimdi aslında tam noktasından bahsettiniz. 2017 ve 2018 yılı inşaat sektörü için yeni söylemlerin, yeni projelerin ve yeni sayfaların açıldığı bir döneme denk geliyordu. Bunu konu satış rakamlarından görebildik. Hedeflerin zorlukla yakalanması veya birçok noktada hedeflere ulaşılamaması gibi aslında karamsar ve belirsizliğin hakim olduğu bir 2018 yılı geçirmişti ekonomiyle eşdeğer olarak. Ama biz rakamları sürekli tabii inceliyoruz her ay. Başta GÜREDER olmak üzere birçok kurumumuzun önemli çalışmaları var. Bunlara bakıyoruz. Güven endeksiyle alakalı aslında rakamlar bize inşaat sektöründeki ekonomik verilerle güven endeksinin birlikte hareket ettiğini göstermişti. Örnek veriyorum, kredi faizlerindeki herhangi bir düşüş konut satışlarını arttırdığı için buna bağlı olarak da inşaat güven endeksinde de bir artış söz konusu olurdu. Fakat Eylül ayındaki veriler biraz daha bizi bu anlamda şaşırttı. Güven endeksinde bir artış var fakat buna bağlı olarak kredi faizlerimiz tekrardan 99 ve 1.10 gibi seviyeler arasında gidip geliyor. Bunu evet. Neye bağlıyorsunuz? Satışlar da işte %6, %5 gibi oranlarda düşüş görüyoruz son 1-2 ayda. İnşaat sektörüne duyulan güvenin altında yatan asıl sebep ne sizce? İnşaat sektörüne güven aslında 2015'ten bugüne incelersek %65'lerden güven rakamlarından 75'lere kadar çıkan, sonra 2017-18 duraklamasıyla 50 küsürlere düşen bir güven endeksinden bahsediyoruz. Bu tabii pozitif bakışla, biraz da psikolojiyle de ilgili. Yani faizler düşünce güven artıyor diye bir şey yoktur normalde. Böyle bir arada korelasyon yok ama satış arzusu veya inşaatları izleme, bitenleri olumlu karşılama, şantiyelerin teslim yapmaları tabii ki alıcıya, tüketiciye çok ciddi anlamda endeksi pozitif katkı vermesini sağlıyor. 65'lerden 75'lere çıkan bir güven endeksi gördük biz 2017-18'de. Sonra satışların düşmesi, özellikle İstanbul bir sürükleyici lokomotif. Satışlar 2017'de düştüğünde bunun %43'ü İstanbul'dan gelen düşüşle gerçekleşti. Yani %41 satışlar düştü bir önceki yıla göre, bunun %43'ü İstanbul'dandı. Dolayısıyla İstanbul'un tüketici endeksinin ayrı bir oluşturulması belki de gerekiyor ama şöyle bakmak lazım. Sonra 75'ten 50'lere düşen bir seviye. Sonra tekrar bu yılki kampanyayla 60'lara çıkan bir seviye gördük. 60 küsürlere düzeltme yaptı. Yani kendi içinde bir toparladı. Bu da halkın sektöre bakış açısı, faiz oranları, alış
güdüsü, bunların hepsi çok ciddi olarak etkiledi. Şu an düşmüş, çıkmıştı, düşmedi, tekrar çıktı enteresan bir şekilde. Yine 60 seviyelerinde. Evet. Satışlar düşse de 2 Eylül'ü karşılaştırdığımızda, yani 2019 Eylül, 2020 Eylül'le baktığımızda şu an satışlar geçmiş yıl Eylül'üne göre düşük ama güven endeksi yüksek. Demek ki hala diğer yatırım enstrümanlarına göre, yani bunu her türlü reel sermaye piyasası araçları olarak alabilirsiniz, altın olarak alabilirsiniz. Diğer yatırım araçlarına göre bile hala gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak gördüklerini gösteriyor kişilerin. Ve hala burada bir yatırım yapma hevesi olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki olumlu bir şey. Biz de bunu teslimlerimizle, sektörün geri gidiş olmamasıyla, hatta borsa kote olan gayrimenkul yatırım ortaklarının borsa değerlerindeki ya da hisse senetlerindeki yükselişleriyle, GEO endeksi son yılda çok iyiydi mesela. Hı hı. Bütün bunlarla çok ciddi anlamda olumluya götürmek hepimizin aslında arzusu. Aslında gayrimenkul sertifikaları olan talep de söylediklerinizle eşdeğerdi. Bu anlamda ciddi bir yatırım enstrümanı olarak kullanılmaya başladı. Şimdi tabii bir açıdan gayrimenkul değerleme sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteriyorsunuz. Değerlemenin dışında proje geliştirme aşamasında da yaptığımız bir takım fizibilite çalışmalarını görebiliyoruz. Tabii son 5 yılda inşaat sektörü fizibilitelerini özellikle satışlar ve karlılık üzerine kurgulamıştı. Proje satış ve proje karlılık ve maliyet analizi yaparak. Fakat pandemi süreci hiçbir zaman aslında masanın üzerinde bir olasılık olarak durmayan farklı bir enstrüman olarak karşımıza çıktı. Beklenmeyen bir durumda açıkçası. Faizleri öngörebilirsiniz, satışların düşeceğini ya da artacağını öngörebilirsiniz ama bu anlamda uluslararası çapta bir pandemi etkisi inşaat sektöründeki refleksi nasıl oluşturdu? İnşaat sektörünün refleksi bu anlamda pandemiye nasıl oldu? İnşaat sektörü, evet, pandemi zaten Türkiye'de Türk halkı, yani üretim tarafını bir tarafta, hı hı, anlatacağım ama yatırım yapan taraf gayrimenkulü çok seviyor. Yani gayrimenkul özellikle konut, ofis alıcıları ciddi bir yoğunlukta Türkiye'de. Yatırımı seviyoruz. Yani sermaye piyasası araçlarından çok gayrimenkulün tapusuna yatırım çok seviliyor. Buradan gelirsek bu dönem pandemi sürecinde nasıl bir değişiklik gösterdi? Hı hı. Bir değişiklik ve dönüşüm süreci. Aslında bir step geriye gidersek gayrimenkul sektörü zaten bir değişikliğe hazırlanıyordu. Gayrimenkulün DNA'sı dedik, gayrimenkul 4.0 dedik. Evet. Yeni bir döneme hazırlığı, PropTech diyoruz. Yeni bir döneme hazırlandığımız birkaç yıl yaşamıştık. Şimdi bir de tabii milyarlarca insanı eve kapatan salgın, evden adımını atmayan insanların dünyayı ayağına getiren ileri bir teknolojiyle aynı döneme geldi. Şimdi bu ileri teknoloji, salgın, konut, ofis derken tekrar gayrimenkul başrol oyuncusu oldu. Değerler değişti, hayatlar değişti, mekanlar değişime uğramak üzere konuşuluyor, alışkanlıklar değişti. Tabii ki bunların için hepsinde bir değişim, hatta bir dönüşüm. Olduğu gibi değişimden çok hızlı, hantal bir üründür gayrimenkul. Likiditesi az bir üründür. O yüzden olduğu gibi bir değişimden söz etmek çok kolay değil. Ancak yavaş yavaş bir dönüşümden, sağlıklı bir dönüşümden bahsedebiliriz. Burada tabii iş yapış modellerinin değişimiyle ilgili. Yani artık bir proje geliştirilirken konut olsun, ofis olsun, alışveriş merkezi olsun, hatta lojistik alanlar olsun, mimarların, sosyologların, konutta belki psikologların, hatta ofiste, hı hı, çevre bilimcilerin, teknologların çalışması gereken bir sektör diyorduk. Bu iyice bu hale geldi pandemiyle. Birlikte çalışacak ve müşteri ihtiyaçları belirlenecek. Çünkü bu sektörün kar marjları açısından, maliyetler açısından yanlış yapma lüksü yok. Çünkü marjlar gittikçe aşağıya düştü. Karlılıklar azaldı. Eskisi gibi değil. Arsa maliyetleri çok yüksek. Bütün bu matematik içerisinde baktığınızda sektörün yanlış yapma lüksü, %1 hata yapma lüksü bile çok şey alıp götürüyor. O yüzden doğru bir çalışma ve geliştirme aşaması geçirmesi gerekiyor.
bir yeni proje üretim diyen geliştiriciler açısından konuşuyor. O zaman pandemi süreci inşaat sektörünün özetinde inşaat sektörünün özellikle gayrimenkul sektörünün hedeflemiş olduğu değişim ve dönüşüm sürecini öne çekti diyebiliyoruz bu anlamda. Tabii. Bir de süreci tabii de hızlandırmış oldu. Kesinlikle. Yani inovasyon diyorduk. Sat, yap değil. Yap, sat mı? Sat, yap mı? Başka enstrümanlarla finans mı diye konuşurken birden karşımıza sağlık ve hijyenin konuşulduğu, evde çalışma ortamlarının, mekanlarının, masalarının nereye konacağının konuşulduğu evler, terk edilen ofisler, ofisler ayrı parantez açarız, terk edilmesinde ayrı bir sektöre sıkıntısı var. Asansörlerden kapı kollarına kadar mimari bir takım ayrıntılar, daire ortak tipleri, alanlar, daire tipleri, kamusal alanlara bakış açısı, İçeri dışarı etkileri, yani içerideki yaşantı dışarıdaki yaşantı diye kabul edersek dışarıdaki içe yansıtan daha yeşil belki bir şeyler. Çünkü daha uzun vakitler, uzun bir süre belki evde geçecek önümüzdeki yıllarda. Büyük pencereli, ses yalıtımı önemli olan bir takım ayrıntılar. Artık belki ısıtma soğutmanın dışında temiz hava olayını, filtrelemeyi, sağlıklı havayı içeri sokmayı konuşacağız. Daha teknolojik evleri konuşacak aslında istiyoruz. Gayrimenkul sektörünün yıllardır en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi de şehirden uzak projelerin konumlandırılması ile alakalı ve istenen fiyat talepleriyle alakalıydı. İşte şehrin bu kadar uzağında bir konutu kim nasıl alacak, o fiyata niye alalım derken aslında pandemiyle beraber şehirden uzak konutlar daha çok tercih edilmeye başladı. Markalı konut projelerinin aslında daha çok şehir dışında olması bile arzu edilir hale geldi. Ki en çok satışı zor olan bahçe katı dairelerimiz, bahçe dublekslerimiz şu anda revaçta görüyoruz bunu. Villaları, müstakil yapıları daha çok revaçta da görebiliyoruz, doğru mu? Evet, yani olağanüstü durumlar gayrimenkul sektöründe tüketiciye çok hızlı bir aksiyon aldırır. Evet. Yani bir afet olduğunda karşı aksiyon alır. Yani afet olmayan bir duruma taşınır. Hı-hı. Veya bir trend bir şey olduğunda dünyada o alınmaya çalışılır. Bu dönemde öyle bir dönem. Açık hava ihtiyacı, bahçe yaşantıları. Haklı olarak evin dört duvarında yaşamak yerine sokağa çıkma yasağında dışarıda yaşamaya çalıştı insanlar balkon veya bahçelerde. Tabii burada işte kendi kendini onaran, temizleyen evler, teknolojiler, yani bütün bunlar yeni dönemde konuşulması gereken sistemler. Kendi enerjisini üreten konutlar, yeşil binalar, mesela sadece evin metrekaresinde bir çalışma odası koyalım değil. Çünkü çalışma odası koysanız da belli büyüklükte satın alma güdüsü veya imkanı var bütçe anlamında. Belki ortak alanlara bunları taşıma, bir ofise gitmek yerine yakın bir yerde hemen çalışabilmek. Çünkü bu bir kafede değil, sitesinin içinde veya apartmanın içinde olabilir. Yani bütün bunların çalışılma olanaklarının ölçmesi lazım. Yoksa kilometrelerce öteye git, tekrar işe gel yeni dönemi olursa, tabii bu yatırımlar da enteresan bir şekilde o zaman boşalıyor ve tekrar şehir yer değiştiriyor gibi oluyor. Tabii bu alışkanlıklara, alışverişe de yansıyor bütün bu şeyler. Bu sefer AVM'ler konuşuluyor, e-ticaret konuşuluyor. Bir kere tekrarlara insanı iten, fiziksel alışverişin rutine ve tekrara dayalı sıkıcı kısımlarının kaybolduğu, daha tasarıma doğru giden, daha e-ticarete doğru dönen bir alışverişten bahsedeceğiz. O zaman alışveriş merkezlerini de konuşmak gerekecek. Alışveriş merkezlerini ben programın sonunda özellikle birkaç sizden görüş almak için ayrıca tutacağım. Ama aslında geldiğimiz nokta itibariyle daire tiplerinin, markalı konut projelerinin niteliklerinden bahsettiniz. Bu anlamda biz yıllardır 3+1 daireleri metrekare anlamında 120 ve üzeri konutları tercih eden bir toplum refleksi görmüştük. Ama son yıllarda artan nüfus, genç nüfusun kendi evine taşınma isteği, farklı sektörlerde çalışarak farklı şehirlere gitme eğilimleri, göç, nüfus artışı, baktığınızda birçok sebep konut tipine olan talepleri de değiştirmeye başlamıştı. Değerleme yapıyorsunuz, proje geliştirme yapıyorsunuz. Evet. 3+1'lere alışmıştık ama son neredeyse 5 senedir 2+1'lerin rakamlar bazında da artık öne çıktığını, fiyatlama anlamında da alıcı tarafında kabul gördüğünü yorumladık, gördük rakamlarda. Programdan önce de konuşmuştuk. Bu anlamda konut alıcıları 2+1 olan talebi devam ettirir mi? Üreticiler de bu talebe
cevap verecek tarzda üretmeye mi devam ederler? Yoksa yeni ürünler göreceğiz mi? Örneğin işte 1+1 konuşuyoruz, 1.5+1 konuşuyoruz veya bahçe katlarında farklı ürünler görebiliyoruz. Bu anlamda konut alıcının talebi şu aşamada hangi yöne ve hangi tipe doğru kaymış durumda? Yani son yıllarda 2+1'in rağbeti arttı. Yani bu tür konutu isteyenler niye istedi 3+1 yerine, niye 2+1'e düştü dersek, bir kere fiyat olgusu çok önemli. Bir de kullanılışlı 2+1'ler fiyatıyla da desteklemesi ve solo yaşamların artması. Yani hane halkı büyüklüğü küçülüyor, solo yaşamlar büyüyor. Hani hane sayısı artıyor Türkiye'de. Boşanmalar, evlenmeler, öğrenci, yabancı öğrenci, bütün bunlar daha küçük evleri. Bu 1+1'leri de çok destekledi çoğu ama evli çiftler veya solo yaşam, bekar anne ve babalar, bütün bunlar sayı istatistikler hep 2+1'i destekleyen bir olgu oldu. Tabii şu anda 2+1 Türkiye'nin iyi bir büyüklüğü, enstrümanı ve iyi bir metrekare. İçinde ıslak zemin 2'ye çıkarsa, 2 adet ıslak zemine çıkarsa 2+1 direkt 3+1 yerine tercih edilen bir tip haline geliyor. Ya metrekare olarak da tanımlayacak olursak ideal bir 2+1 metrekaresi sizce hangisidir? Yani şöyle, yaşanabilir. İki kişinin rahatça yaşayıp, yerleşip, çalışıp, çalışan ya da çalışmayan iki kişinin her neyse yaşayabileceği büyüklük minimum 90 metrekare olması gerekir ki, yani böyle 50'lere, 40'lara, 60'lara düştüğünde o zaman tabii ki 3+1 arayışı artıyor. İşte bir odam daha olsun diyorlar. Ama büyük, makul büyüklük dediğimiz gibi bir salonu, iki tane makul yaşam ebeveyn ve normal yatak odası olan, içinde de bir banyo, bir en azından tuvalet veya banyosu olan, iki ıslak zemin olan 2+1'ler hiçbir zaman bir kenara itilmiyor 3+1'in yanında. Hep bir karşılaştırma kriteri olarak gündeme geliyor. Daire tipinin yanı sıra özellikle son yıllarda atağa geçen markalı konut tercihi vatandaşlarda ciddi rağbet görüyor. İstatistiklere baktığımızda tabii ikinci el öncülüğü bırakmıyor. Markalı konutlar biraz daha ağır bir satış hacmi yakaladı ama bu anlamda özellikle pandemi sürecinin etkileriyle beraber sosyal donut alanları bakımından, teknolojik imkanlar bakımından markalı konutlara olan talep artar diyebiliyor musunuz siz? Markalı konutlara olan talep her zaman artar. Artmalıdır. Türkiye'de marka dediğimizde sadece üzerine koyduğumuz markadan ziyade içinin doldurulmasını çok çok iyi yapan çok sayıda firma oldu. Yani yurt dışı örnekleriyle karşılaştırdığımızda biz Türkiye'de çok iyi bir yerdeyiz. Bunu belki doğru ifade edemiyoruz. Dışarıdan böyle gözükmüyoruz ama dışarı çıkınca görüyorsunuz ki Türkiye bu konuda gerek üretimde gerek bir takım donatılarda, giydirmelerde çok çok iyi projeler üretiyor. Marka dediğimizde her şey var. İkinci el satışına kadar gider marka. Yaşam, yaşam kalitesi, sunduğu imkanlar, garanti süreleri. Yani marka dediğimiz şey bir firmanın verdiği sözdür marka. O sözün tutulması markayı da çok güçlendirir. Şimdi burada bir söz veriyorsunuz müşteriye ve taahhüt ediyorsunuz ve o sözü de tutuyorsunuz. Bu markalı firmanın neden evi alınmak yerine gidip hiç bilinmeyen bir yerden alınsın? Markalı konut projelerinin önü çok açık. Hele deprem olan bir ülkede yaşadığımız acıları da bir tarafa koyup baktığımızda iyi markaların, iyi inşaat şirketlerinin, iyi müteahhitlerin verdiği sözlerini yerine tutanların marka olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bunlara oluşan talep de her zaman yüksek olur. Ama şu an görüyoruz ki bazen sağlık koşullarından uzak ikinci ellerde bile yüksek bir satış var Türkiye'de. Yani son tarihi zirveyi bulduğumuz Haziran, Temmuz, Ağustos hatta biraz Eylül aylarında 3-3,5 ay çok ciddi satış yakaladı sektör. Bunun büyük bir kısmı İkinci ellerden geldi hala. Tabii ki bu arzla da ilgili, stokla da ilgili. Elimizdeki stoğu tüketmeye çalıştık birinci projelerde, birinci konutlarda proje satan firmaların. Stokları bir miktar eridi. Ama ikinci ele de hala rağbet var. Onların da bir el değiştirmesi söz konusu. Tabii burada sadece alan taraf, yani alıcı olarak bakmamak lazım. Alıcı aynı zamanda kullanıcı
olmuyor. Bazen kiracı oluyor kullanıcı. Bütün o talepleri de göz önünde bulundurduğumuzda ciddi anlamda bir sirkülasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Türk Gayrimenkul ya da konut sistemine baktığımızda ikinci konutların hala güzel satıldığını, ipotekli konutların birinci ve ikinci elde ipotekli konut dediğimiz faizli konut kredisiyle alınan evlerin hala revaçta olduğunu görüyoruz. Yeter ki doğru seviyelerde karşılaşabilsin müşteri her hepsiyle birlikte. Evet, yani satın alma noktasındaki ödeme sistemlerinde tabii işte ipotekli konut kredisiyle alınmış daireler, senetli alışverişler de var. Özellikle sizin GÖDER tarafından Eylül ayı verilerine baktığımızda bu anlamda önemli oranları da paylaşmışsınız zaten. %25 oranında bir senet kullanımı söz konusu. %26 oranında da bir banka kredisi. Aslına baktığınızda işin yarısı vadeli dediğimiz sistemle finanse edilmiş durumda. Yeni dönemde özellikle 2021 yılıyla beraber faizlerin bu oranlarda seyretmesi halinde faiz oranlarından baz aldığımızda aslında arındırılmış etkiler anlamında baktığımızda gerçekten vatandaşımız yine vadeli ve özellikle işte banka kredisi, senet gibi ürünleri mi tercih edecek yoksa %48-%50 arasında da bir nakit alımı söz konusu bizim konut satışlarımızda. Yani yeni dönemde yine vadeli satışların artışa geçeceğini görecek miyiz? Tüketici ne kadar vade yapılıyorsa, çünkü bir kısım insanın hakikaten oturum, yani evini bir üst segmente taşımak isteyen olsun, kiracılıktan ev sahipliğine geçişte olsun, mutlaka bir kredilendirmeye ihtiyacı oluyor. Yani belli bir nakde oluyor peşinat anlamında. Geri kalan kısmında mutlaka bir borçlanma gerekiyor. Herkesin peşin parası yok, gideyim alayım. Biraz bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki satışlarda bekleyen bir talep vardı, oluşmuştu. Para yönünü bir şekilde buldu, döviz artmıştı, satıldı, faizler düştü, hepsi buluştu ve stoklara gidildi, alındı. Bu parası olan bir kısım da burada hareket etti. Ama bizim sistemimizdeki konut ihtiyacı olan Türkiye'deki çok ciddi bir kesim hala konut alamadı. Ha, 2021'de hem sağlıklı konutlarla kavuşturulmaları anlamında hem ihtiyaçları çözme, hem satışları yükseltme, hem sektörü güçlendirme, onların hepsi bir ekosistem. Bu ekosistemi güçlendirme anlamında tabii ki finansal enstrümanlara ihtiyaç var. Olacak. Kimse gidip çok ucuz da olsa hemen çıkarıp bir parayı ödeyip ev alma gücüne bu ülkede sahip değil. Değil. Bu ülkemizdeki durumu özetlemişken aslında hemen bir geçiş yapalım. Yabancı yatırımcılar, yabancı konut alıcıları. Pandemi süreciyle beraber tabii yabancılara konut satışında ciddi bir azalma söz konusu. Fakat bu azalmaya beraber farklı ürünlerden de yatırımcıların Türkiye pazarına ilgisi olduğunu gördük. Pakistan, Çin gibi. Bu anlamda 2021 yılıyla beraber yabancı pazarda Türkiye'nin rolü nasıl olacak? Hangi ülkelerden talep bekliyorsunuz bu anlamda? Kapılar açılırsa... Çok ciddi anlamda satış bekliyor, ben kişisel fikrim bu. Çünkü analizlerimiz onu gösteriyor. Belli bir talep uyanması olmuştu, o yarım kesildi. Ne olursa olsun gayrimenkul uzaktan bakılıp alınacak bir şey değil. Alanlar oldu yabancılardan, böyle alışverişler de oldu. Çeşitli kontakları ve acentaları vasıtasıyla. Ama yine de gelip bakıp görüp dokunmak ya da projeyle karşılaşmak istiyor alıcı kitle, hele toplu alımlarda. Böyleyken ne oluyor? Bu bir sekte olmuş oluyor. Hala da satışlar var. Tamam, büyük oranda düşmüş ama yabancı satışıyla karşılaşıyoruz. Biz bunu değerleme raporu taleplerinde de görüyoruz. Bir bakıyoruz Türkiye Cumhuriyetlerinden, bir bakıyoruz daha Arap Yarımadası tarafından, bir taraftan bakıyoruz Afrika'dan. Yani çok enteresan, Çin'den hala bir alışverişler var ama çok seyrekleşti. Bunun kapılar açıldığında ben tekrar bir patlamayla yukarı çıkacağını, bunun tamamen salgınla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir ivme yakalanmıştı orada. Sekteye uğradı. Ben öyle görüyorum. O zaman olası bir talebin şu an birikmesi söz konusu diyebilir miyiz yurt dışı ben pazarda? Ben öyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sektörle ilgili? İnşallah tabii bundan sonraki dönemde ben bir sektör oyuncusu ya da belli sivil toplum örgütlerinde de gönüllü çalışan biri olarak tabii hayatı yeniden tasarlıyoruz. Aslında hepimiz için çok
garip deneyimler yaşıyoruz. Evet, evet. Biz aslında zekice doğayı kopyalamayı öğrenmemiz gerekiyor. Geliştirmelerimize, konutlarımıza, ofislerimize zekice doğayı kopyalamamız gerekiyor. Yoksa bir yerde sıkıntı çıkıyor karşımıza. Sektörün kelimelerinde önümüzdeki yıllarda belli kelimeler çıkardım ben kafamda. Bir kere yaratıcılık çok önemli. Hayal, merak. Çünkü ortalama insan IQ'su her 10 yılda 3 puan artıyormuş bu. Araştırma sonucu söyleyeceğim bir şey. Böyle bir yeni jenerasyona da bir şeyler hazırlıyorsak hakikaten hayal, gerçek, yaşam en sonunda şunu odağımıza koymamız lazım insan. Eğer biz bunları koyup bir şeyler yapıyorsak bu sektör Türkiye'de gerek yurt dışına hizmet anlamında gerek iç piyasaya hizmet anlamında tasarrufların yönlenmesi anlamında hiçbir zaman geri gitmez. Umarız dedikleriniz hayata İnşallah. Geçer. İnşallah. Gayrimenkul sektörü de ülkemiz için çok önemli bir sektör. O da ivme kazanan sektörlerimizin başında olmaya devam eder diyelim. Ben teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize şimdi hep beraber bir hoşça kal diyeceğiz. Değerli izleyiciler, Emlak Sahibisi'nde bu hafta konuğumuz Güreder Başkan Yardımcısı Epos Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Sayın Neşecan Çekici ile beraberdik. İnşaat sektöründeki son durumu, pandemi süreciyle beraber konut sektöründe alınan önlemleri ve yeni ürünleri konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine önemli bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Görüşene dek hoşça kalın. Elfi Gayrimenkul Emlak Sayfası'nı sundu.